Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Birkaç gündür hastaydım. Yani hemen hemen bir haftadır şu grip vakasıyla uğraşıyoruz. Artı bir de çocuklar hasta. Yani bu sene daha salgın hastalıklar var. Yani çocukların çoğu hep hasta olmuş. Gripal enfeksiyon geçirmişler. Üst solunum yolu enfeksiyonlara. Bütün herkese geçmiş olsun diliyorum. Hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Evet, borçları olanlara da ödeme kolaylıkları diliyorum. Bildiğiniz gibi ülke olarak faizlerle, zamlarla, işte her şeyle uğraşıyoruz. Aktarının fiyatını sordum. Güncel olarak aktarının fiyatı 25 kilo aktarı 270 TL. Kargo dahil değil. 270 TL'ye sorduk. Yani dediğim gibi 250'den başlıyor aktarı. 25 kilo aktarı fiyatları 250'den başlıyor. 270-300'e kadar gidiyor. Bakalım hayırlısı olsun. Durumlar, şartlar nereye kadar dayanabileceğiz? Bakalım dayandığımız yere kadar dayanacağız. Aktarı veriyorum ben. Yemi değiştirmedim. Şu an için 2 torba aktarımız var. Bakalım fiyatlar düşerse tekrardan alacağız. Düşmezse ise bir çuval şeklinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, uzun süredir video çekmiyorduk. Yani bir hafta 10 gün kadar oldu. Kızımız da burada. Kızımız da hasta. Ona da geçmiş olsun dileklerinizi ileteceğinizi biliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Evet. Kızımıza da maşallah diyelim. Arkadaşlar nereden başlayalım? Öncelikle yeme düşürdüğümüz takımlardan başlayalım. Arkadaşlar buradaki takımlarımızın yavruları yeme düşmüştü. Bunun yanına tekrardan Lacewing erkek atmıştık. Lacewing erkeğimizi tekrardan diğer muhabbet kuşunun yanına attık. Yani eşinin yanına attık. Bunların tekrardan yavrusu çıktı. Şu an için burada yavrumuz var. Şu sarı tepeliği taşıdık. Bakalım annemiz beslemiş mi? Yani çok daha beslememiş ama çok hafiften beslemiş. Diğerlerini beslemiş. Yani bu büyük yavru burada kaldı. Niye kaldı? Bunu mecbur taşıdım. Bu sarı yavrumuz oradan gelme arkadaşlar. Oradan buraya taşıdık. Buraya niye taşıdım? Buradakiler yavru küçük. Buradaki takımlardaki yavruyu taşıdım. Çünkü orada bir tane yavru kaldı. Diğer yavrular öldü. Yani 2 tane yavrumuz öldü. Bir tane de kalmıştı. Onu da buraya taşıdım. Hayvan sadece bir tane yavruya bakmakla vakit harcamasın, güç sarf etmesin diye taşıdım. Bakalım annemiz şu an az beslemiş. Önlerine mama koyduk. Evet, annemiz pencerenin ucunda bakıyor. Yani bu kapak biraz zor açıldığı için tekerleğe kapağı açıp follow koyamadım. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi yeme düşürdüğümüz muhabbet kuşlarımız var. Bunların videosunu çektim mi çekmedim mi bilmiyorum ama yine yeme düşen muhabbet kuşlarından sizlere bahsetmiş olalım arkadaşlar. Bu videomuzda muhabbet kuşlarımızın son durumları, yani yeme düşen muhabbet kuşlarımızla alakalı olsun. Evet arkadaşlar, burada Lacewing'lerimiz var. Onlar yeme düştüler. Sarı DF'miz var. Bakın bu erkek. Bir tane sarı DF burada var. Bir tane de salmada var. Onlar yeme düştü. Bakın Lacewing'imiz var arkadaşlar. Dişili erkekli karışık. Evet, bazı ara kardeş olanlar var. Kardeş olmayanlar da var. Bunlar ilk ağız yavrularımız. İlk ağız yavru 12-13 tane kadar yeme düştü. Yani buna şükür, yine buna bereket versin diyelim. Allah bereket versin. Buna da şükür. Yani yine adam akıllı verim olmadı. Niye verim olmadı arkadaşlar? Bazı muhabbet kuşlarımız tüye girmişlerdi. Ne bileyim, bazı sıkıntılarımız vardı. O yüzden dolayı daha adam akıllı verim alamadık. Arkadaşlar burada yumurtamız var. 14 numaralı yumurtamız var. Buradaki 3 tane yavrumuz yeme düştü. Bunlar tekrardan yuva hazırlığında. Onları bekliyoruz. Lacewing'lerimiz yuva hazırlığında. Bunlar da tekrardan yeme düşürdük. Bunlar da yuva hazırlığında. Dişimiz yuvada. Mama yaptık. Mamanın içeriğinde ne var arkadaşlar? Buğday çimlendirmiştim. Buğday çimlendirmesi var. Versalaga'nın kuru maması var. Bir de Mama Miamix'in Amazon tutkusu var ondan. Bir de Full Artable var. Mama olarak bunları kattık. Evet, takviye olarak havucumuz var. Kırmızı pancarımız var. Biraz daha kabak rendeledik. Bunları karıştırıp verdik. Takviye olarak, vitamin grubu olarak arkadaşlar sadece probiyotik koydum. Muhabbet kuşlarımızın sularında da taze su var. Temiz içme suyu var. Sularını da günlük olarak değiştiriyoruz. Bunun da bilgisini sizlere vermiş olalım. Evet, bu tepeliği de buraya işledik. Tepeli limon erkeğimiz boştu. Buradaki kabağımız vardı. Bakın şu jumbo dişi kabağımız var. Hayvan biraz yağlandığı için salmaya attık. Daha doğrusu mama diyor ama yesin. Onu böyle salmaya attık. Bu muhabbet kuşumuz var. Hayvanın ilk kuluçkadaki yavrularını yemeğe düşürdük. Dişimizi de buraya atacağız. Bakın erkeğimiz burada yalnız. Erkek hafif tüylü olduğu için dişiyi salmaya attım. Hem salmada biraz dinlensin, hem de tüyünden biraz çıksın, diye bu şekilde yaptık. Yanına tekrardan dişisini atacağım. Birkaç gün içinde atacağız. Arkadaşlar bu kattaki Teksaslarımızın bir tane yavrusu kalmıştı. Sarı Lütino Teksas taşıyıcı. Onu da deminki göstermiş olduğum takımların altına kaydırdım. Bunlar tekrardan yuva hazırlığında. Bakın Teksas erkeğimiz. İçeride de Lütino dişimiz var. Teksas taşıyıcı Lütino dişimiz. Buradaki Teksas takımları ayırdım. Erkeğimiz hafif tüye girmiş. Dişimiz yoğun bir şekilde tüye girmiş. Onu aldık. Salma kafesi attık. Hemen o Teksas dişimizi de göstereyim. Bakın Teksas dişimiz bu. Onu tüye girdiği için salmaya attım. Biraz dinlensinler. Hem bu şekilde erkek kuşumuzla biraz tek kalsın, kızışsın diye onun yanına atmadık. Onu eşten ayırdık. Burada sarı defe erkeğimiz var arkadaşlar. Yeme düşenlerden yine 1 aylık civarlarında sarı defe erkeğimiz var. Onu salma kafesi attım arkadaşlar. Çünkü yavrulara belki zarar verir diye salma kafesi attık. Buradaki yavrularımız da 1 aylık civarlarında arkadaşlar. Yani 1 maksimum 2 aylık civarlarında. Burada lacewinglerimiz var. 5-6 tane lacewing var. Lutino erkeğimiz var bakın. Lutino erkeğimiz var. Limon, kırmızı göz erkeğimiz var şöyle. Kremio erkek. 2 tane kremio erkek var. Bir tane Lutino erkeğimiz var. Şunlar dişi arkadaşlar. Bu sene tepeli olarak kendime dişi jumbo ayıracağım. Bakın beyaz da dişi. Onları kümese ayırmayı düşünüyorum. Dişi sıkıntısı vardı geçen sene. Yani jumbo tepeli olarak dişi gelmedi. Biz de bu dişilere kümese ayıracağız. Gelirse bir de jumbo tepeli erkek ayıracağız. Bunlar da 2022 sezonunda üreteceğiz inşallah. Bakalım bunları hazırlıyoruz. Yeme düşen muhabbet kuşlarına mama verirseniz arkadaşlar bu yavrular mamaya da alışırlar. Yani mamaya alıştıkları zaman daha sonraki zamanlarda da mama yerler. Mamayı seçmezler, ayrım yapmazlar. Yani elimizden geldiği kadar yavrulu takımlara, yani yavrulara mama yapmaya çalışıp veriyorum. Yeni düzende sistemimiz arkadaşlar, bir gün mama yapıyoruz, bir gün mama yapmıyoruz. Yeni düzendeki sistemimiz bu. Yavrulu yumurtalı takımlara da yine aynı şekilde bir gün mama yapıyorum, bir gün mama yapmıyorum. Bazen 2 günde bir oluyor ama yavrusu olan takımlara bir boş bir dolu şeklinde mama yapıp veriyoruz. Yine yeme düşen muhabbet kuşlarımızı da o şekilde yapıyoruz. Yani bir gün mama verdiğim zaman ertesi gün tohum karışımları veriyorum. Yani arkadaşlar bugün mama verdiğim zaman ertesi gün tohum karışımları veriyorum. Bir gün mama yapıp bir gün mama yapmama şeklinde karar aldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım sonuçları göreceğiz. Evet, şu an için peteğimizi açmadık. Odamız şu an için kaç derece? Odamızın sıcaklığı size göstereyim. 20 derece. 44'te nemimiz var. Kapı açık olduğu için nem seviyesi düşüp artabiliyor. Evet, odamız 20 derece. Teksas takımlarımız yuva hazırlığında. Yavaş yavaş yuvaya girip çıkıyorlar. Lutino takımlarımız var. Onlar da yuva hazırlığında. Dişimiz çiftleşmişti. Yani erkeğimiz burada yalnız. Dişi kuş da çiftleşmişti ama bakalım bunlardan hala yumurta gelmedi. Bazen böyle yumurta aksayabiliyor. Yumurta yapmayabiliyorlar. Şu an için yumurta yok. Dişiden yavru yumurta aldık. Erkeğimizden de yumurta almıştık ama yavrusunu almak kısmet olmadı. Bunun yanında Lutino dişi vardı. O da kardeşlerdi. Aynı yuva kardeşleriydi. O Lutino'yu da buraya aldık. Bunların ilk ağız yumurtaların hepsi boş geldi. Hayvanlar tekrardan yumurta yaptılar. Onları da sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu dişimiz yani folluğu çok pisletiyor, çok kirletiyor. Şu 1 numara olan boş. Diğerlerini de daha sonraki zamanlarda yaptı. Yani şu an 2 tane yumurtası var bunun. Folluk da gerçekten çok pis. Yani bu dişinin yuvaya yatmasına da ne bileyim kuluçka yatmasına da çok memnun değilim. Çünkü pis bir şekilde folluğu batırıyor kerata. Neyse bakalım. Onlar yumurta dize dursunlar. Bunların yumurtasını büyük ihtimal taşırım. başka takımlara kaydırırım. Yani bunlara yavru baktırmak istemiyorum. Bakalım, şu an için ilk ağzımız boş geldi. İlk kuluçka ağzı, bunlar da boş geldi. İkinci kuluçka belki dolu yumurta olarak bunlardan alabilirsek onların da yavrusunu alacağız. Sarı efelerimiz var. Bunlar da yuvaya girip çıkıyorlar. Evet, bu takımlarımız da yuvaya girip çıkıyorlar. Bunlar da bekliyoruz. Burada bir değişiklik yaptık. Sarı DF'lerimiz vardı bu üst katta. Bu üst kata Rainbow takımları taşıdım. Bakın burada Rainbow takımlarımız var. Bunlar da gerçekten çok ürkekler. Yani çok böyle hani ne bileyim kafesin içinde çırpınıyor hayvanlar. Korktuğu için de yuvaya giriyor bakın. Yani bunları üst kata taşıdık. 4 numaralı kafesimizde. Arkadaşlar bir değişikliğimiz ise arkadaşlar yuvalıklarımıza numara yazdık. Yani keçeli kalemle numara yazdım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara şeklinde. Arkadaşlar şu an için üretimde 21 kafes, üretim kafesimiz var. Üretim kafeslerinin bir tanesi boş. Burada da arkadaşlar dişi kuşumuz vardı. Sarı DF dişi. Onu dinlendirmeye aldık. Evet, ikinci kuluçka ağzında da bir tane dolu yumurta vardı. Onların yavrusunu da bu üst kata taşıdım arkadaşlar. Yavruyu üst kata taşıdım. Dişiyi de salma kafesi aldım. Bakın o dişimiz de bu. Dinlensinler. Biraz dinlensin. Tekrardan bunun yanına atacağız. Burada sarı DF'miz var. Böyle bir kafes değişikliğine gittik. Yerlerini değiştirdik. Evet, lacewinglerimiz de yuva hazırlığında. Ne bileyim bunları bekliyoruz. Ya bazı takımlar var. 1 ay 2 ay bekletiyor sizleri. Bazı takımlar var. Eşe attığınız zaman çiftleşiyor. Yumurta yapıyor. Yani şans, kısmet. Bakın Lutino dişimiz yuvaya bakıyor arkadaşlar. Yani takımlarımızın çoğu yuva hazırlığında arkadaşlar. Arkadaşlar çoğu üreticiler, çoğu arkadaşlar yani ilk ağız yavru aldılar, yeme düşürdüler. Hayvanlar ikinci ağızlarına başlamışlar. Biz tekrardan ne bileyim bazı takımlarda ilk ağız yavru bile alamadık. Yani yumurta bile alamadık. Hayırlısı olsun. Kısmet böyleymiş. Arkadaşlar Lacewing takımlarımız var. Bakın. Dişimiz baya bir tüy dökmüş. Bunların yumurtasını aldım. Bunların yumurtasını başka takımlara kaydırdım. Bu hayvanı 1 ay kadar dinleteceğim. Yani bunu başka kafese almadım. Yine eşinin yanında. Yuva kapağını kapattım. Bunu üretime dahil etmeyeceğim. Hayvan biraz tüylerini tamamlasın. Tüyde olduğu için tüye girmiş hayvan. Kuluçkadayken tüye girdiği için tüy dökülmüş. Hayvan böyle dımdızda kaldı. Ona mama takviyesi yaptık. Mama takviyesi yaptık, verdik. Yani bunun yanına atacağım dişi yok. O dişiyi de başka yere koyacağım kafesim yok. O yüzden dolayı eşinin yanında. Yani dövüşmediği için bu şekilde yaptık. Bakalım. Yani şu an için kümesimizdeki durumlar bu şekilde. Texaslarımızın yuva hazırlığında olduğunu söyledim. Bunlar zaten 5 aylık civarlarında arkadaşlar. Bunlar da yazın almıştık. Arkadaşlar bir de şöyle yani kümesimizin çoğunu yeni kan olarak, takviye kan olarak aldık. Yani o yüzden dolayı biraz yavru gecikti. Yani yavru yumurta almamız gecikti. Bu aldığımız yavrular hangi takımlardan? Lacewinglerden var. Onlar da bu sene satın aldık. Bir onlardan geldi. Bu jumbo takımlarımız zaten kümesin yavrularıydı. Yani bunlardan yavru aldık. Bir de jumbo tepeli takımlarımız var. Onların yavrusunu aldık. Üst katta Texaslarımız var. Onlardan bir tane yavru aldık. Yani ne bileyim yine de buna şükür. Buna bereket. Yani bereket versin diyelim arkadaşlar. Bakın dişi yuvaya girmeye çalışıyor ya. İlk kuluçkada bir tane yavrusunu aldık bunların. İkinci kuluçkadaki yumurtalarını ise kaydırdım. Onun yumurtasını da buraya kaydırdım arkadaşlar. Şöyle kuluçkadaki kuşu göstereyim sizlere de. Bakın. Burada 6 tane yumurtamız var. Lacewing yumurtaları. 3 tanesi bunların yumurtası. Diğer geri kalanlar da 3-4 tanesi de o deminki göstermiş olduğum takımların yumurtası. Evet. Bu takımlarımızı da maşallah demenizi istiyorum arkadaşlar. Maşallahınızı alırım. Evet arkadaşlar, kümesimizdeki son gelişmeler, son durumlar bu şekilde. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.